Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından Talha bin Ubeydullah, Allah ondan razı olsun, şöyle bir olay anlatıyor bize. Bir gün çöl halkından, o Necd ismini vermiş, çöl halkından saçı başı darmadağınık bir adam geldi diyor Resulullah Aleyhisselam'ın yanına. Yani Bedevilerden bahsediyoruz ki Bedevilerin ortak özelliği Kur'an'da ve hadislerde bize bildirilen şey biraz daha kaba saba bir hayat yaşamaları, biraz daha düşük düzeyli bir hayat devam ettiriyor olmaları ve bazı konularda anlayışlarının biraz daha dar olması ile ilgili öne çıkan özellikleri var Bedevilerin. Bununla ilgili ayetler var, birçok bulabilirsiniz. Hucurat suresine de bakabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Bu çöl halkından gelen kişi Resulullah Aleyhisselam'ın yanına kadar yaklaşıyor ve ona bir takım şeyler soruyor. Diyor ki biz Talha bin Ubeydullah biz ona kulak kabarttık. Ne diyor ki diye. Bir takım ihtiyaçları varmış. O ihtiyaçlarını arz ediyor Peygamber Aleyhisselam'a. Peygamber Aleyhisselam ona bir şeyler söylüyor. Sonra ona dinle ilgili bir takım uyarılar da bulunuyor. Bilgiler veriyor Peygamber Aleyhisselam. Mesela namazı soruyor o gelen kişi. Bakın ismi bile belli değil. Namazı sorunca Peygamber Aleyhisselam bir gün ve bir gecede 5 vakit namaz diyor. Peki daha fazlası var mı diyor. Hayır diyor. Kendini artırırsan o zaman başka diyor. Sonra peki başka yapacağım bir şey var mı deyince Peygamber Aleyhisselam oruçtan söz ediyor. Yılda bir ay oruç diyor. Peki daha fazlası var mı diyor. Hayır diyor. Kendini artırmak istersen artırabilirsin diyor. Sonra Peygamber Aleyhisselam ona zekattan bahsediyor. Peki daha fazlası var mı deyince hayır kendini istersen artırabilirsin diyor. Rivayetin sonundaki bir cümle var. Bu rivayeti genellikle bu kadar da bırakan yerlerde de okumuş olabilirsiniz ama bu rivayetin farklı versiyonları var. Sonunda şöyle bir cümle var. Peygamber Aleyhisselam ona İslam şeriatını bildirdi diye bir ibare var. Bu ibare çok önemli. O yüzden onu belirtiyorum. Sonunda bu kişi diyor ki yani sadece bu kadar mı? Evet bu kadar deyince seni diyor peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben bunların altına düşmem. Yani bu dediklerinin altına düşmem. Bunu yaparım. Ama bunlardan daha fazlasını da yapmam diyor. Ve dönüp gidiyor. Resulullah ise ama arkasından gülümsemiş. Niye? Çünkü adam nafile ibadet yapmayacağım diye yemin etti yani. Bu Hazreti Peygamber'i gülümseten bir durum olmuş. Diyor ki eğer sözünde durursa kurtuldu gitti diyor Peygamber Aleyhisselam. Şimdi bu rivayetten öğrendiğimiz önemli şeyler var. Birisi şu. Farzlar ve haramlar var bu dinde. Farzlar ve haramlar bütün Müslümanları bağlayan ortak çerçeveyi ifade eder. Herkesin farzı biraz da tabii içinde bulunduğu duruma göre değişir. Herkesin kaçınması gereken haram da kendisiyle ilgili olabilir. Yani bir ortak haramlar ve farzlar var. Bir de kişiye özel, o kişiyi ilgilendiren farzlar ve haramlar var. Mesela zengin değilse zekat ona farz değildir, hac ona farz değildir gibi. Herkesi ilgilendiren farzlar vardır. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi. Bunları herkes yerine getirmekle yükümlüdür. Haramlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bu konuda bir farklılık söz gösterilemez. Bütün Müslümanları eşitleştiren sınırdır. Farzlar ve haramlar sınırı. Sonra ama bakın bu bir sınırdır. Sınırda durmak tehlikeli bir durumdur. Tavsiye edilmez, tercih de edilmez. Mesela düşmanla kendi ülkenizin sınırında muhatap olmak tercih edilecek bir şey değildir. Çünkü sınırda muhatap oluyorsanız bir geri adım attığınızda düşman toprağınıza bir adım girmiş demektir. Bu bir risktir. Bizim öğrencilerimize okul hayatında verdiğimiz önemli bir ikazdır bu. Yaptığımız önemli bir ikazdır. Evet sınıfı geçmek için 50 puan almak yeterlidir ama 50 puan almak, sınırında durmak, bütün çalışmanı bu sınıra göre ayarlamak tehlikeli bir çalışma biçimidir, risklidir. Çünkü bir gaflet anında ya da ne bileyim bir unutma anında bir adım geri gidersiniz ve bir adım geri gitme, zayıf alma sınırına girersiniz demektir. Dinde de böyledir. Farzlar ve haramların sınırında dolaşıp durmak yeterlidir ama riskli bir alandır. O yüzden Hazreti Peygamber'in hayatına bakıyoruz, sünnetine bakıyoruz. Nafileler diye bildiğimiz bir alan ortaya çıkıyor. Yani namazda Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği ek uygulamalar var. Oruçta Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği nafileler var. Efendim infakta Hazreti Peygamber'in öğrettiği, Kur'an'ın bize tavsiye ettiği eklemeler var. Başka başka birçok alanda var bunlar yani. Yani hac var sadece bir defa ama artırabiliyorsunuz, umrelerinizi artırabiliyorsunuz, tilavetinizi artırabiliyorsunuz, tesbihatınızı artırabiliyorsunuz.
Şimdi bu nafile alana geçtiğim zaman şunu unutmamak gerekiyor. Nafileler bir, herkesin yani her Müslümanın kendisinin istekliliğine, gönüllülüğüne bırakılmış bir alandır. Hiç kimse nafileler alanında bir başkasını zorlama yetkisine, hakkına sahip değildir. Herkesin kendisine kalmıştır. Ve nafileler konusunda her bir Müslüman kendine uygun olanına biraz yönelir. Öyle olmaz mı? Biraz kendisine uygun olanına yönelir insan. Yani kimisi Kur'an okumayı artırır, kimisi orucu artırır, kimisi namazı artırır, kimisi infakı artırır, kimisi ilmi faaliyetlerini artırır, kimisi hastalarla ilgilenme faaliyetini artırır, kimisi ziyaretlerini artırır, kimisi cihat faaliyetlerine katılmasındaki bölümünü artırır. Biraz kendisine uygun bulduğu, kendisine uygun bulduğu, bu cümleyi şöyle de kurabilirsiniz, kendisini uygun bulduğu nafilelere yönelir. İkincisi, kendisinin uygun gördüğü kadar veya taşıyabildiği kadar artırır. Bu alan her bir Müslümanın Allah'a yaklaşmak konusunda kendi gayretini artıracağı ilerleme alanıdır. İlerleme alanıdır. Burada gerilemeden söz edilmez. Burada gerileme bölümü yoktur. İlerlemeye çalışıyoruz. Ve herkes kendi istediği kadar ilerleyecektir. Buna bağlı olarak şunu mutlaka söylememiz gerekiyor. Madem ki bu ilerleme alanıdır ve herkes kendi imkanı kadar, kendi istediği kadar artıracaktır, ilerleyecektir. O halde bu alanda hiçbir Müslümanın bir başka Müslümanı uyarma, uyarırken de kınayıcı bir dil kullanma hakkı yoktur. Yani sen niye şu farzın önündeki kısmı da kılmıyorsun, arkasındaki kısmı da kılmıyorsun, niye sen pazartesi, perşembe günü de oruç tutmuyorsun diye kınayıcı bir dille onun hayatına müdahale etme yetkisi ve hakkı yoktur. Hazreti Peygamber buna böyle bir sınır çizmiş oldu bu hadisiyle. Hiç kimsenin böyle bir yetki yok. Peki Müslümanların birbirlerini hayra teşvik etme, hayra davet etme gibi bir yükümlülükleri ya da bir dostluk avantajları da yok mudur? Evet vardır. Biz anne babalar olarak çocuklarımızı, öğretmenler olarak talebelerimizi, arkadaşlar olarak birbirimizi, akrabalar olarak çevremizdeki insanları, yani her bir Müslüman yanındaki Müslümanları daha hayırlı bir hayata çekmek için onu hayra davet etmek işini yapmaz mı? Yapar. Tek mesele şu, kullandığınız dil sadece tavsiye ve teşvik dili olabilir. Sanki yanlış yapıyormuş, sanki eksik yapıyormuş gibi kınayıcı bir dil kullanma hakkı, hele hele ithamlarda bulunma, dindarlığını, Müslümanlığını yetersiz görme ve gösterme tutumuna kesinlikle hiçbir Müslüman giremez. Herkes kendisine bunu bir hatırlatmalı. Ya biz zaten farzlar ve haramlar konusunda bile sanki biz hesap sorucuymuşuz gibi, sanki yazıcı melekler bizmişiz gibi, sanki haşa yargılayıp sorgulayıp hakkındaki hükmü belirleyen ilahmışız gibi, bu ibare çok abartılı oldu ama bir hadis rivayetinden hareketle bu ibareyi kullandım. Sanki yargılayıp sorgulayan yetkili bizmişiz gibi müdahale etmeye kalkıyoruz. Hiçbir Müslümanın böyle bir yetkisi yoktur. Bu tip bir yaklaşım yüzünden insanlar yapacakları şeylerden de soğuyabilirler. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Farzı hatırlatırız, doğrudur ya. Haram konusunda uyarırız, doğrudur. Bu bizim vazifemizdir. Emri bil maruf ve nehy-i anil münker vazifemizin bir kısmına girer bu. Ama nafile ibadetler konusunda ancak tavsiye ve teşvik dilini kullanır ve yapmadığı durumda da onun Müslümanlığını eksik görmek gibi bir hale giremeyiz. Hiç kimse kendisi için benimsediği ve belirlediği dindarlık seviyesini, çizgisini bütün Müslümanlar için zorunlu veya gerekli görme hakkına sahip değildir. Bu konuda her Müslüman kendi gönüllülük seviyesinde Allah'a yaklaşmaya çalışır. O onun kendi gayreti, kendi iştiyakına bağlı bir konudur. Rabbim ona daha da yakın olacağımız, olmaya çalışacağımız bir hayatı bize kolaylaştırsın ve nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.